Herkese selamlar, hoş geldiniz. Bu videoda Monster Notebook'un hem oyunculara hem de genel kullanıcılara hitap eden 144 Hz'lik monitörü Arion A24 V1.1'i detaylı bir şekilde inceliyoruz. Arion serisi daha önce 32 ve 27 inçlik monitör modelleriyle karşımıza çıkmıştı. Peki bu 24 inçlik model Fast IPS paneliyle neler sunuyor? Gelin hep birlikte görelim. Tabi her zaman olduğu gibi destekleriniz de benim için önemli. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve de yorum yazmayı unutmayın. Şimdi detaylara hemen geçelim. İçin en iyi bütçe dostu oyun bilgisayarını oluştururken yalnızca bileşenlerinizin değil, monitör tarafında da fiyat ve performansı dengelemek gerekiyor. Çünkü iyi bir monitör oyun konusunda sizlere seviye atlatabilir. Monster Arion serisindeki A24 V1.1 ise rakiplerine kıyasla daha uygun fiyata sizlere geniş özellikler sunabiliyor. Ben bu monitörü kullanırken gerçekten zevk aldım arkadaşlar. Güzel bir monitör. Şöyle ki Monster'ın Arion serisi oyuncular düşünerek güncel teknolojilerle üretiliyor. Fast IPS teknolojisiyle üretilen monitör geleneksel IPS panellere göre çok daha düşük tepki süreleri sunabiliyor. Bu sayede hareket bulanıklığı neredeyse ortadan kaldırılıyor. 144 Hz tazeleme hızı, 1 milisaniye tepki süresi, HDR10, G-Sync ve FreeSync desteği gibi birçok özellikle gelen monitör bunlara ek daha birçok özellik sizlere sunabiliyor. Şunu da sorabilirsiniz, 24 inç benim için ideal mi yoksa daha büyük modellere mi, monitör modellerine mi bakmalıyım? Şöyle ki günümüzde her boyutta monitörü piyasada bulmak mümkün. Yani istediğiniz türde, boyutta, ebatta veya şekilde monitör bulabilirsiniz. Ancak gamerlar, oyun oynayan kişiler genel olarak en çok 24 inç monitörleri tercih ediyor. Bu ekran boyu oyunlar için oldukça ideal. Neden derseniz, hani ekran büyüdükçe rekabetçi oyunlarda bazı noktaları kaçırabiliyorsunuz. Yani sağdan soldan gelen düşmanları kaçırabiliyorsunuz. Bu yüzden 24 inç oyun için gayet ideal bir boyut diyebilirim. Peki bu monitörün detaylarına neler gizli? Şimdi gelin detaylara, tasarımdan başlayalım. Paneli ve standı kutudan çıkarır çıkarmaz monitörü 2 dakikada kurup kullanmaya başlayabilirsiniz. Taban sabit bir vidayla yerine sabitleniyor. Malzemeler sağlam olduğundan gereksiz oynamalar burada yok. Monitörün tasarımında benim en çok hoşuma giden detaylardan biri boyutları oldu aslında. Arion A24 V1.1 boyutlarıyla özellikle küçük ya da sıkışık masalar için oldukça ideal. Öte yandan 24 inçlik hani ince çerçeveli ekran oldukça geniş bir görüş alanı sunuyor sizlere. Üstte ve yanlarda ince, altta ise daha geniş bir çerçeve var. Ön tarafı yalnızca Monster'ın Arion logosu süslüyor aslında. Burada sade amaçlık bir tasarım dili kullanılmış. Ben oldukça sevdim bu tasarım dilini. Kasa keskin hatlara sahip ve de siyah renkte geliyor. Tabi Monster'ın ikonik yeşil rengi de burada kullanılmış. Cihazın arka tarafında sol ve sağ kenarlara yerleştirilmiş RGB aydınlatmalar dinamik olarak renk değiştirebiliyor ve olduğunuz ortama farklı bir hava katıyor aslında. Bunlar sürekli renk değiştiriyor. Karanlıkta da bu LED'ler oldukça hoş bir ortam yaratıyor özellikle oyun oynarken. Giriş çıkış konusunda monitörün üzerinde ihtiyacınız olan tüm portlar bulunuyor. Burada 2 adet HDMI 2.0, 2 adet DisplayPort 1.4 ve de kulaklık girişi var. Bu girişlere erişim çok zor değil. Yani rahatlıkla hani kabloları takıp çıkartabilirsiniz. Bu arada HDMI demişken kutunun içinden bir adet HDMI kablo da çıkıyor. Bu sayede hani ekstra bir para harcamanıza gerek yok. Ancak DisplayPort kablosu kutudan çıkmıyor. Bu mevcut değil. Ekran sağ ve sola 30 derece dönebiliyor. Ayrıca yukarı ve aşağı bakacak şekilde eğebiliyorsunuz. Aynı zamanda tam pivot konumunda da kullanabilirsiniz. Bu pivot özelliği hani sadece oyunculara yönelik değil, aynı zamanda profesyonel ve günlük kullanıcılara da hitap edebiliyor. Şöyle ki programlama, belge düzenleme, grafik tasarımı veya başka içerikler üzerine çalışırken dikey pozisyon işlerinizi kolaylaştırabilir. Hani özellikle kurgu falan yaparken de bu dik ekran güzel olabiliyor bazı durumlarda. Bu arada monitör kolayca döndürülebilecek kadar da, yani tek elle istediğiniz konuma getirebilirsiniz. Burada monitörle ilgili diğer ayarlamaları küçük bir joystick üzerinden yapıyorsunuz. Bu ekranın altındaki Arion logosunun hemen arkasına yerleştirilmiş. Bunun da erişimi rahat ve kullanımı oldukça sevdiksel. OCD üzerinde verimli bir şekilde gezinebilirsiniz bu joystick sayesinde. Menü üzerinde hazır profilleri bulabilir, parlaklık ve renk dengelerini değiştirebilir, HDR'ı açıp kapatabilir, anti-flicker veya işte mayva ışık filtresi gibi ayarları özelleştirebilirsiniz. Yani burada ayarlama anlamında da size pek çok seçenek sunuluyor. Gelelim şimdi tasarımı bir kenara koyalım. Tasarım gayet güzel, hoş dedik, hiçbir problem yok. Ekran boyutu da iyi dedik. Peki performansı nasıl bu monitörün? Teknik donanım anlamında burada 144 Hz'e kadar yenileme hızı ve de 1 milisaniyelik tepki süresiyle Full HD çözünürlükte bir ekran var. Böylece oyuncular Full HD çözünürlükte 144 Hz yenileme hızına ulaşabiliyor. Arion A24 V1.1 aslında oyunculara yönelik bir monitörden beklenebilecek tüm özelliklere sahip. Yani ihtiyaçlarınızı karşılayabilir. Görüntü kalibrasyonu, oyun performansı ve rahatlık için gereken her şeyi burada sahip oluyorsunuz. 24 inçlik monitör sahip olduğu Fast IPS paneli sayesinde sıradan IPS monitörlere kıyasla gecikmeyi düşürüyor ve de
ghosting etkisini azaltıyor. Panelin üzerindeki mat kaplama hem parlamayı azaltıyor hem de güçlü bir ışık kaynağından veya işte yansımalardan oluşabilecek göz yorgunluğunu minimize edebiliyor. Benim gibi bilgisayar başında çok fazla vakit geçiren biriyseniz flicker free ve mavi ışık filtresi özellikleri sayesinde uzun kullanımlarda da daha sağlıklı bir deneyim yaşayabilirsiniz ki bunu kullanın derim arkadaşlar. Yani göz sağlığınız için bunları kullanın. Renk konusuna gelirsek asıl, dizi film izleme ya da işte oyun oynama fark etmez, buradaki renkler gerçekten iyi görünüyordu. Bir problem yaşamadım. Netflix, Amazon Prime, Disney Plus veya işte YouTube gibi popüler platformlarda HDR10 destekli içerikleri görüntülerken fazlasıyla keyif alıyorsunuz. Fast IPS panel hani kutudan çıktığı gibi kalibrasyona da ihtiyaç duymuyor. Yani direkt kullanıma hazır bir şekilde kutudan çıkıyor. Güneşli bir günde yansıma önleyici kaplama ve de 280 nit parlaklıkla panel canlı görüntüler sunmaya devam edebiliyor. Elbette piyasada daha profesyonel çözümler var ancak bu da son tüketici için fazlasıyla yeterli bir monitör. Ayrıca panel 178 derece geniş görüntüleme açısına sahip, yani bu ekrana baktığınız açıdan bağımsız görüntünün kusursuz kalmasını sağlıyor. Öte yandan burada gerçekten öne çıkan şey oyun performansı. Şöyle ki G-Sync ve FreeSync desteği, düşük tepki süreleri ve 144 Hz yenileme hızı sayesinde bu oldukça güçlü bir oyun monitörü. Özellikle FPS oyunlarında size belirgin bir avantaj sağlayabiliyor bu özelliklerle. Counter Strike Go ve Valorant oynarken yırtılma ya da herhangi bir bozulmayla karşılaşmadım bu panelde. Hani gayet akıcı bir şekilde çalıştı panel. Mesela MMO oyunları oynuyorsanız FreeSync ve G-Sync ile birlikte çarpıcı renkler ve akıcı yenileme hızıyla Elder Scrolls Online'da koşturmak oldukça zevkliydi. Tabi şu da var, bu monitörü sadece notebook ya da PC ile kullanacaksınız diye bir şey yok. Çünkü bu monitör PlayStation 5, Xbox Series X ya da Xbox Series S ile tamamen uyumlu. HDR10 destekleyen oyunların keyfini burada da yaşayabilirsiniz. PlayStation 5'te de ben bu monitörü kullandım ve de son derece memnun kaldım. Ses tarafında ise Arion A24 V1.1'de 2 watt gücüne sahip 2 adet hoparlör var. Bu hoparlörler harici hoparlörünüz yoksa rekabetçi olmayan oyunlarla veya işte dizi film izlerken size yeterli performans sunabiliyor. O halde sonuca bağlayacak olursam, genel anlamda Arion A24 V1.1 sahip olduğu teknik donanım ve tasarımla oyuncuların mutlu edecek bir monitör olmuş. Günümüzde sağlam renkler sunan Full HD 60 Hz bir monitörü uygun fiyata satın alabilirsiniz. Hiçbir sorun yok ama bununla yapacaklarınız sosyal medyada gezinmek, ara sıra e-postalara bakmak ya da internetten dizi film izlemek olacak. Eğer sağlam bir oyuncuysanız Arion A24 V1.1'in faydaları çok daha fazla. 144 Hz yenileme hızı bile tek başına bir seçim nedeni olabilir. Ayrıca Full HD'de yüksek yenileme hızlarına ulaşmak için en yeni GPU'lara da ihtiyacınız yok. Hani orta sınıf bir sistemde bile üst düzey oyun heyecanını burada yaşayabilirsiniz. Kısacası her kurulumu uyacak bir tasarıma ve de oyunlarda ise liderlik getirecek bir monitöre ihtiyacınız varsa Arion A24 V1.1'e bakabilirsiniz. Bitirmeden önce iki önemli şey daha ekleyeyim. İlki, bu monitörü satın almadan önce Monster Notebook web sitesi üzerinden dijital mağaza özelliğini kullanarak müşteri temsilcisiyle görüşüp ürün hakkında bilgi alabilirsiniz. Bu sayede kafanızdaki soru işaretlerini giderebilirsiniz. İkincisi ise acil olarak bir monitöre ihtiyacınız varsa ve beklemek istemiyorsanız Monster Express hizmetini kullanabilirsiniz. Bu sayede kargo beklemeden cihazınızı, monitörünüzü aynı gün ya da ertesi gün teslim alabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu videonun da burada sonuna geldik. Sizler elinden geldiğince Monster'ın bu Arion A24 V1.1 monitörünü anlatmaya, özetlemeye çalıştım. Değinmediğim veya eksik gördüğünüz konu ya da konular varsa alt taraf yorumlarda buluşalım. Destekleriniz de benim için önemli. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve de yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere, bay bay.